Yeni bir videodan herkese merhabalar. Yaklaşık 1,5 ay önce çekmiş olduğumuz güneş enerjisinden elektrik üretmek videomuzun ikincisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Aradan 1-1,5 aylık bir süre geçti. Bu süre zarfında modemin hiçbir şekilde fişini çekmedim ve gayet sağlıklı bir şekilde güneş enerjisiyle kullanmaya devam ediyorum. Sistemimi tekrar göstermek istiyorum size. Bunun üzerinde biraz değişiklik yaptım. İlk videomda 2 tane akü göreceksiniz. Şu anda 6 adet akü bağlı burada. Yaklaşık yarım kilovatlık bir enerjiye tekamül ediyor. 500 wattlık bir güç depolayabiliyorum arkadaşlar. Sistemimiz şu anda hava çok güneşli olmadığı için şöyle göstereyim ben size. Bulutlu ama enerji üretmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi 12,8-13 voltlar civarında. Akülerimizin şarj durumu da bir çizgimiz gitmiş. Çok önemli değil. Gayet iyi, sağlıklı bir durumda. Bugün, daha doğrusu bu videomuzda sizinle iki tane şey paylaşmak istiyorum. Hemen göstereyim. Evet, bir elde kamera, bir elde telefon pek rahat olmuyor. Daha doğrusu kamerayla telefon aynı ama. Arkadaşlar, bu minibook'u güneş enerjisiyle çalıştıracağım. Modemimiz zaten güneş enerjisiyle çalışıyor. Güneş enerjisiyle internete gireceğiz. Şöyle bir kablomuz var. Şöyle göstereyim. Bu eski bir şarj aletinin kablosu. Ona uyarladım arkadaşlar. Bu da fişimiz, görüyorsunuz. Tek elle takmak biraz zahmetli. Yine akülerimiz, sistemimiz burada. Minibook'umuz burada. Hemen minibook'un teknik özelliklerine geçmek istiyorum. Arkadaşlar, normalde bu minibook 19 voltla çalışıyor. Ancak biz bunu 12,5 volt gibi bir akımla çalıştıracağız. Bir problem olmayacak. Sebebine gelince, çünkü arkasında yaklaşık 42 amperlik müthiş bir güç olacak. Gerçi bir aküyü devre dışı bırakacağız. 30 kaç amper yapıyor? 30 küsür amperlik bir enerjimiz olacak. Yani 5 tane aküden destek alacağım. Minibook'umuzu çalıştıracağız arkadaşlar. Hemen bir yana geçmek istiyorum. Bu da arkadaşlar bir UPS, gördüğünüz gibi. Şöyle ben içini, siz videoyu çekmeden önce söküp bunu hazır hale getirdim. İki tane kablo bağladım arkadaşlar, şu kabloyla akü girişlerine bağladım. Bunları genelde bilgisayarcılar geri dönüşüm için alıyorlar ve hurdacıya veriyorlar. Bunların bozulan kısımlarında %99'unda aküleri bozuluyor arkadaşlar. Aküsü bozulduktan sonra insanlar arızalandı deyip tamir ettirmektense bunları işte çöpe atmayı veya bilgisayarcıya yenisini tak al git demeyi tercih ediyor. Ben de bunu bilgisayarcımdan rica ettim. Dedim abi bana bir tane lazım, verir misin? O da sağ olsun. Al dedi. 5-6 tane vardı. Bir tanesini aldık hoşumuza gidenlerden. Bir tane de bunun tam sinüs olanı var arkadaşlar. O şu an burada değil. Onu da artık ileriki videolarımda sizinle paylaşırım. Daha ufak bir test yaptım. Kombi dahil 1,5 kW'lık. Kombi 2 çalıştıramaz böyle bir şey. Tam sinüs gerekiyor. Onu dahi çalıştırmaya yetti. Ama biz şimdilik acil durumlardaki enerji ihtiyacımızı karşılamak amaçlı videomuzu sizinle paylaşacağız. Bunu hemen kenara alıyorum. Bunu eve nasıl bağlayacağımızı ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Hemen minibook'uma geçiyorum arkadaşlar. Minibook'umun yan tarafından şöyle, affınıza sığınarak arkadaşlar, tekel çektiğim için bağlantısını yapıyorum. Ben daha önceden baktım hangisinin artı hangisinin eksi olduğunu, daha önceden bu kabloların biliyorum ama basitçe siz şöyle bulabilirsiniz. Hemen cihazı çeviriyorsunuz arkadaşlar. Kablonun iç kısmı artı, dış kısmı da eksiymiş. Buna göre bağlantılarınızı yapabilirsiniz. Hangisinin artıya hangisinin eksiye geldiğini ölçü aletiyle bulabilirsiniz. Veya basitçe şu izolasyonlu olan artı kutbu, izolasyonsuz olan da büyük ihtimalle %99 eksidir. Ama siz garanti olması açısından bilgisayarınıza zarar vermemek adına önceden bunu bakarsanız daha iyi olur. İmkanlar neticesinde arkadaşlar bunun ucuna böyle özel klipsler, mulipsler kullanabilirdim ama o kadar kibarlık yapmaya gerek yok. Ben bunu basitçe şimdi akülerime bağlayacağım. Sizi birazcık bekleteceğim çünkü tek elle bunu bağlamak pek mümkün değil. Hemen bağladıktan sonra devam edeceğiz. Şöyle durduruyorum.
Evet dostlar, akülerimden bir tanesini söktüm. Onun uçlarına temas edecek şekilde artı artıya eksi eksiye gelecek şekilde bağladım. Siz bunu devamlı kullanacaksanız, ben şu an size göstermek için yapıyorum, sürekli kullanacağım bir şey değil. Ona göre bir düzenleme yaparsınız. İlerleyen zamanlarda ben de daha orijinal bir şey yapacağım. Hemen bilgisayarıma geçiyorum arkadaşlar. Videomu ilk kez izleyen arkadaşlar ilk videomu izleyerek bu konunun daha öncesine bakabilirler. Ama ben yine de kısaca özetliyorum. Hemen güneş panelim var arkadaşlar. Buradan geliyor şarj kontrol üniteme. Şarj kontrol ünitemden akülerime depo oluyor. Güneşten elde ettiğim enerjiyle şu anda minibook'umu çalıştıracağım. Hemen çalıştırma düğmesine basıyorum. Bismillah diyoruz. Hemen görüyorsunuz ışığı yandı. Minibook'umuz şu an çalışmaya başladı dostlar. Ha bu arada dur. Küçük bir ayrıntıyı atladım. Affınıza sığınıyorum. Minibook'un aklınızda soru işareti kalmasın. Bataryasını sökeyim arkadaşlar ben bunu. Oh, tekerle bayağı bir zor. Hemen bekleteceğim sizi. Evet arkadaşlar, burada da modemimi görüyorsunuz. Bu güzel kardeşimiz güneş enerjimizle yaklaşık 2 aydır çalışıyor. Burada herhangi bir değişiklik yapmadım. Şuraya bir anahtar ekledim, onu göstermek istiyorum. Şuradaki ışığımın yandığını biliyorsunuz. Buna ekstra olarak şuradan yine silikonla bir kablo çektim. Şöyle kapıların üzerine led döşedim arkadaşlar. Koridorum gayet aydınlık bir şekilde güneş enerjimizle aydınlanıyor. Acil durumlar açısından. Pek kapattığım söylenemez. Ama bu aralar hava bulutlu geçiyor. Ben her ihtimale karşı enerji tasarrufunda bulunmak anlamına sadece modemi kullanıyorum. Şimdi tekrar balkona geçelim. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi sistem çalışmaya devam ediyor. Böylelikle minibook'la ilgili bağlantımızı da anlatmış oldum. Şimdi onu ayırıyorum. Minibook'umuz gitti. Şimdi acil durumlar için bilgisayar UPS'ini bu sisteme nasıl bağlayacağız? Onu da eve nasıl bağlayacağız? Onu anlatmak istiyorum size. Biraz bekleteceğim ben hazırlığımı yapana kadar. Evet dostlar. Inverter'ımız burada. Inverter diyorum çünkü hep inverter diye internette gitti gidiyor da paylaşmışlar. Aslında bu bir UPS. Biz bunu inverter olarak kullanacağız. Evimizin enerji ihtiyacını karşılayacağız. Ne yaptım? Burada eski bir akü vardı. Veya sizinkinde de bir akü olabilir. Bunu bir kere çıkarttım. Artı ve eksi kutuplarını belirledim arkadaşlar. Şöyle kabloyla dışarıya aldım. Daha sonra ben bunu göstermek için içini açtım. Bu normalde kapağı kapalı duruyor bunun şu şekilde. Çünkü içinde artık yapacağımız bir operasyon kalmadığı için. Artı ve eksi kutuplarımızı elimize aldık. Şimdi bunları aynı şekilde akülerimize bağlıyoruz arkadaşlar. Tek elle yapamadığım için videoyu tekrar durdurup bunları bağlayıp tekrardan döneceğim. Sizi biraz bekletiyorum. Evet hemen geldim. Şu an artı kırmızı kablo artı uca eksi de üzerinde işaret olmayan kablomuz eksi uca gelecek şekilde bağlantılarımı yaptım. Şu an UPS'im çalışmaya hazır. Şöyle basacak olursam. Şu an çalışıyor. İçindeki buzzer'ı iptal edebilirsiniz zır zır ötmesin diye ama benim gibi böyle üzerine bant yapıp sesini biraz kısarak kullanabilirsiniz de. Üzerine bant yapıştırdım içinde. Daha az çıkıyor sesi. Şu anda güneş açmaya başladığı için akülerdeki voltaj yükseliyor. Arkadaşlar UPS çalışıyor. Şimdi UPS'te ne yapacaksınız onu anlatayım. Bize burada lazım olan UPS'in faz çıkışını önceden bir bakmanız lazım. Ben şöyle bir bakıyorum. Evet fazı dışarıya gelen yermiş. Hemen bir kontrol kalemiyle kontrol ediyorum. Aslında bunu yapmasanız da olur ama yaparsanız daha iyi olur. Şöyle. Ayrıca normal şehir şebeke elektriği açıkken arkadaşlar, ben şimdi balkondaki prizden eve enerji vereceğim. Hangisinin faz olduğuna da bakıyorsunuz. Benimkinde aşağıya gelen yer kontrol kalemi yanıyor şu an. Fazmış. Yine bir kordon arkadaşlar. Şu an profesyonelce bir çalışma olmadığı için, göstermek mahiyeti yaptığım için kabloları bu şekilde kullanacağım. Şimdi hangi tarafların faz olduğunu biliyorum.
Yapacağım şey çok basit. Videoyu hemen beklemeye alıyorum. Evet arkadaşlar, evin içinde sigorta panosunun yanındayım. Sigorta panosunu açıyorum. Ana sigortam, ana şartelim bu. Sizin evinizde de vardır. Hani kaçak akım rölesi falan da derler. Ana şartelimiz. Bunu indiriyorum arkadaşlar. Şöyle evin elektriğini şu an şebeke, yani normal şehir cereyanına bağlı. Bunu indirdiğim an evin elektriği kesiliyor. Şu anda evimin şehir elektriğiyle hiçbir alakası kalmadı. Şimdi balkona geçiyorum. Daha önce fazın hangi tarafa geldiğini kontrol etmiştik. Şimdi faz kırmızı olacak şekilde buraya takıyorum. İki ucu da bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle çarpılmamak için azami gayret göstermeye çalışıyorum. Şu an bağlantılarımı yaptım. İnşallah iyi temas etmiştir. Balkonumun ışığını da yakıyorum ki prizden bağladığımda sağlam olup olmadığını göreceğiz bağlantıların. Faz aşağı taraftaydı. Hemen bunu bağlıyorum. Bunu da bağlıyorum arkadaşlar. Galiba bağlantıları düzgün yapamamışım ki. Balkonun ışığı yanmadı. Evet. Şuradan temas etmiyor arkadaşlar. Bunu sağlam bir şekilde temas ettirirseniz. Evet. Şimdi şu anda balkonumun ışığı yanıyor. UPS'im çalışıyor arkadaşlar. Bu arada akülerimizin durumuna bir bakalım. 12.5 voltta hiç hissetmedi bile. Şu an UPS aracılığıyla evimizin elektriğini karşılıyoruz. Hemen şöyle ışıklarımı yakayım. Görüyorsunuz. Bunlar LED lambalar arkadaşlar. Hem daha az enerji harcayacaktır. Burası da yine şu an UPS'ten gelen elektrikle çalışıyor. Şartelim aşağıda. Bunu kaldırırsanız duman olursunuz. Sakın öyle bir şey yapmayın. Bu sadece acil durumlarda. Yaklaşık benimki 1-1,5 saat arası bu evin ihtiyacını karşılayabilir. Hemen hepinizin en çok merak ettiği soruya geçeyim. Televizyon izleyebilir miyim? Evet. Şu an televizyonumu çalıştırdım arkadaşlar. Esenyurt'ta. Görüyorsunuz. Canavar gibi. Işığımız yanıyor. Televizyonumuz çalıyor. Akülerimin durumunu merak ediyorum. Ona da bir bakayım. Evet. Şu an biraz yüklendiği için 12.3'lere inmiş. Arkadaşlar bu her bir aküyle 15 dakika idare ettiğini varsayarsak burada 6 tane akü var. Normal şartlar altında bu sistemin bu evi 1,5 saat karşılaması lazım. Ama ben diyorum ki 1,5 saat karşılamasın da acil durumlarda 1 saat karşılasın. Sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Devamı gelecek diyorum. Yorumlar kısmını açık bırakıyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye değin. Hoşçakalın.